ciddi bir yöneliş var, ilgi var. Yani bu CHP'nin kendisine olmayabilir. Bekir Ardır'ın da söylediği gibi sol alerjisinden dolayı, sağdaki sol alerjisinden dolayı CHP'ye oy vermek şeklinde olmayabilir ama yerel seçimde CHP'nin adayına oy vermek şeklinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunun artık belli bir aşamadan sonra CHP'ye oy vermeye de geçebileceğini düşünüyorum. O kutupları mutlaklaştırmanın çok gerçekçi olduğu kanısında değilim. Çünkü o kutubu kutup yapan özelliklerin büyük bir kısmını Erdoğan iktidarında yok etti. Yani oraya giden İslami hareket içerisinden gelip belli bir şekilde AKP'ye destek veren insanların içerisinde özellikle orta sınıflarda Erdoğan'ın son yıllardaki icraatına yönelik olarak çok ciddi bir rahatsızlık, itiraz ve hayal kırıklığı var. Nitekim Ahmet Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın kuracağı söylenen partilerin de zemini bu rahatsızlık üzerine inşa oluyor. Yani şöyle bir şey çok söyleniyor, kol kırılır yen içinde. Yani şikayetler vardır ama dışarıya çıkmaz. Yani Aydın Ünal hep bunu yazar. Tamam kızalım, edelim, eleştirelim ama oyumuzu da verelim AK Parti'ye der. Bence artık bu çok fazla yürüyebilen bir formül değil. Artık insanlar eleştiriyorlar, kızıyorlar, seslerini daha fazla çıkartıyorlar ve oylarını da artık vermemeye başladılar. Kimisi Bekir Ardır'ın dediği gibi büyük bir çoğunluğu bunların sandığa gitmemek şeklinde tezahür edebilir. Ama ben belli bir kısmının rakip partilere ya da rakip adaylara oy vermek şeklinde de geliştiği kanısındayım.